Herkese merhabalar dostlar, Kanal Adam TV ekranlarına hoş geldiniz. Evet, sonbahar indirimleri başladı. Diğer adıyla Black Friday indirimleri e, başladı. Ama Steam sonbahar indirimleri olarak adlandırılıyor bunu. Niye? E, bilmiyorum. <laughs> Ama sonbahardayız çünkü. Black Friday haftası boyunca devam eden süreçte sonbahar indirimlerini her zaman başlatıyor. E, bunun dışında bahsetmek gerekirse... Geçmiş yıllara baktığımız zaman daha çok etkinlikle karşılaşıyoruz. Bugün e, bu indirimlerde sadece bir Steam ödüllerini gördüm ben. E, bundan önce ne olurdu? İşte bir e, kuyruğumuz olurdu. Ne o kuyruğu o? Ne kuyruğuydu lan o? <laughs> Tavsiye kuyrukları olurdu. Oyunların içine girdiğiniz zaman şu şekilde göstereyim. Bu kuyruğu görüntüle deyip 10 tane oyunu bitirdiğiniz zaman, bu oyundan da bahsedeceğim. E, bir kart verirdi. İşte her gün 3 tane kart biriktirebilirdiniz. Mesela 26'sı ile 3'ü arasında bir haftalık bir süreç varsa 7 günde 21 tane kart biriktirip onları satıp e, herhangi bir aldığımız bir oyunu ya da oyunların toplam fiyatından bu kartların kartlardan biriktirdiğimiz fiyat fiyatı düşebilirdik. Mesela ben 22.90 biriktirmişim bu zamana kadar. Bu zamana kadar dedim yani kısa bir süre merak etmeyin. Çok böyle kuruluşundan beri biriktirmiyorum yani. E, bunda oynamadığım oyunların kartlarını düşürdüğüm bir program var. Ondan da bahsederim belki bir gün. Ee, ya bu güzel bir özellikti bence. Bunu kaldırmış olmaları ya da yapmıyor olmaları beni üzdü açıkçası. Hani psikolojimizi de biraz psikolojimizi, psikolojimize de oynuyordu. Ee, bu olay niye? Hani kendimize iyi kendimizi iyi hissediyorduk ekstra indirim cüzdanımıza para giriyor. Evet, bunun dışında bu video genel bir indirim videosu olacak. Gözüme çarpan güzel indirimleri size göstermeye çalışacağım. Hemen hemen aynı şeyler var zaten. Steam yani çok büyük sürprizler yapmıyor artık. Fiyatlar falan hep aynı, klişe şeklinde devam ediyor. Birkaç tane güzel fiyat var, onları göstereceğim. Gears mesela. Ee... Onun dışında bundan sonra yükleyeceğim videoda daha güzel derinlemesine indirimler olacak 20 TL, 10 TL ve 5 TL altındaki en iyi indirimleri size e, göstermeye çalışacağım. Büyük ihtimalle bundan sonra gelir o video. E, son Yani sonra dediğim bir gün sonra falan gelir e, çünkü onda biraz araştırmak gerektiriyor. E, yine bildiğim oyunlar üzerinden giderim belki de e, şurada gördüğümüz 3 tane şey oyun vitrin oyunlarımız. Bu her gün değişecek. Dün e, dün de başka oyunlar vardı ama hatırlamıyorum. Ay, tabii ki e, dünden bahseder, bahsetmişken şunu da söyleyeyim. 27'sinde başladığını ben tahmin ediyordum. Yani 27'sinde başlar diye tahmin ettiğim için e, haberleri de çok kurcalamadım. Dedim genelde çarşamba ya da perşembe başlar Steam indirimleri. Erken başladı. Orada da bana sürpriz oldu. Onun için dün videoyu hazırlayamadım. Biraz geç geldi video size. Onun için de özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi bu vitrin oyunlarımızdan Rainbow Six Siege üzerinde duracağız. Çok konuşmayacağım onun için. Three Kingdom çok böyle sevdiğim tarz bir oyun değil. Ama e, ara videoları olsun, dövüş mekanikleri olsun türünün sevenleri için çok bulunmaz nimetlerden biridir. Çok olumlu e, yorumları da vardır. Ama yüksek meblalı oyunları ben indirim videolarımda çok böyle üstünde durmayı sevmiyorum. Yine de saygım sonsuz. O ayrı. Dead by Daylight çok kısa değinmem gerekirse ben bütün gördüğüm indirim videolarında gördüğümde bu oyundan bahsederim. Güzel indirim oluyor hep. Fiyatı gerçi çok düştü de daha da güzel indirim alabilirdi. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Dead by Daylight 2016 yapımı. Buraya daha önce açmış bir... Ha. 2016 yılında çıkmış bir oyun. Üzerinden çok vakit geçmiş. Daha da indirilebilir... Bir de niye indirilmeli? Şunu da söyleyeyim, ee, siz bu oyunu aldınız zaman mesela şu an reklamını gösterdikleri e, Str Stranger Things filminden alınan yaratık ve o mekan onu e, ayrıca satın almanız gerekiyor. Yani bu 15 elinin içinde yok. Birincisi bu, ikincisi oyundan az, azami olarak e, keyif almak için 5 kişi olmak lazım. Çünkü bir kişi yaratık oluyor, 4 kişi kaçıyor. E, başka bir hosta bağlanabilirsiniz tabii ki ama yabancı biriyle oynamamız gerekecek. O da eğlencenizi biraz baltalayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu açıdan değerlendirilip alınması gereken bir oyun. Ama biraz para tuzağı gibi geliyor bana. Çünkü yani bu oyun fiyatı daha düşürülüp ya da düşürülmeden DLC'lerin fiyatı daha düşürülebilir. Çünkü şuna bakın %20-%40 fiyatlarla satılıyor. Ee, ee, Evil dedi yapmışlar mesela. Halloween yapmışlar. M Sokağı yapmışlar. Bayağı çıkarmışlar ya bu kadar bilmiyordum ben. İlginç. Ya Bunların hepsini almaya kalksak çökeriz zaten. Bir de bunların hepsini diğer arkadaşlarınız da almalı. Onun için 15 TL hani illa ki bu oyunu oynamak istiyorum diyorsanız Ben size Xbox şey PC için Xbox Game Pass'i tavsiye ederim. Game Pass'in içinde bu oyun var. Game Pass de aynı fiyat 15 liraya satılıyor. Hatta tanıtım fiyatı olarak yanlış hatırlamıyorsam 5.90'a satılıyor bu aralar. Onu da incelemeyi çok istiyorum. Size göstermek, tanıtmak, derinlemesine incelemek istiyorum bir türlü fırsat bulamadım ama bir ara yapacağım onu da. Hatta hani Dead by Daylight oynamanın yanında Horizon 4'ü oynayabilirsiniz. Gears'ı oynayabilirsiniz. Gears, Gears 4 de oynayabilirsiniz. Geriye dönerek mesela. Metro Exodus oynayabilirsiniz. Vampir oynayabilirsiniz. Çok güzel oyunların yanı sıra toplamda 150'den fazla oyunu Game Pass'in içinde 15 TL'den hatta indirimli fiyatı, tanıtım fiyatı 5.90'dan oynayabilirsiniz illa Dead by Daylight'ı denemek istiyorsanız. Evet bunu geçelim hemen. Genel olarak bakacağız demiştik ki ben yine uzun uzun konuşmaya başladım. Öne çıkanlar var. Daha aşağıda daha fazla öne çıkanlar final olacak. Bunlar da yine her gün değişiyor. Call of Cthulhu var. Çok güzel bir indirim değil bence. Ki Yani evet güzel olumlu rapor şey yorumlar almış olabilir ama ee, ilk çıktığı zamanlar beklentileri tam olarak karşılayamadı. Ee, çok beğenmeyenlerin de olduğunu biliyorum. Resident Evil yine e, nokta atışı oyunlardan biridir. Türünün en güzel örneklerinden biri bence. Korku oyunlarını çok sevmiyorum. Ee, korktuğum için. Ama canlı yayında oynamıştım. Yine de keyif aldım. O ayrı e, arkadaşım bu oyunu e, YouTube Sayfasında oynamıştı ben seyderken bile e, onun videolarını gerildiğim zamanlar olmuştur. Buradan bakabileceğimiz mesela Jurassic World Evolution var. Burada da e, tam bir yönetim oyunu Jurassic World e, inşa etme demişler. Evet inşa etme dinazor kullanıcı şeyine var. Söylemeseniz bilmeyeceğiz dinazorlarla alakalı olduğunu. E, inşa etme yönetim oyunu olarak baktığımız zaman çok güzel bir keyifli bir oyun. Çok güzel de grafikleri var. Ama çıktığı zamanlar, yüksek meblalı oyunlar klasmanında gördüğüm için ben çok böyle ilgilenmemiştim. Ee, yani dedim ki hani bu evet, güzel grafikler, oynanış hiç bilmem nezareti tut tamam da, e, taşlatsın dedim 90 lira 100 lira olmalıydı bu oyun. Harbiden olması gereken o limitlere, çünkü 90 lira olsa %50 indirim alsa 45 lira falan olacaktı. O, o, o şeyle bakıyorum ben, şark azlığı yapıyorum biraz. 34.20'ye düşmüş. Şu an çok güzel, mükemmel bir fiyatta. Denemek isteyenler, oynamak isteyenler, denemek isteyenler demeyelim de oynamak isteyenler diyelim. Ha, denemek de isteyebilirsiniz gerçi. Yani alırsınız, beğenmezsiniz 14 gün içinde. 2 saat oynamadan iade edersiniz. O ayrı mesele. Outlanders güncellemesi Dota 2 e, en sonunda var. Vaktim kalırsa ondan da bahsedeceğim biraz. Bahsedeceğim dediğim hani yeni bir e, normalde bir yeni bir e, oyunun içindeki bir modu oyun haline getirmişler. Ondan eğer vakit kalırsa bahsederiz. 8 dakikamızı geçtik bile. Buradaki kısımlar da değişiyor. Hatta ben videoyu ilk hazırladığım zaman e, burada gizem oyunları vardı. Onun için bunları ben tekrar burada açtım. Size bahsedeceğim. Battle Royale'den de buralarda bir yerde bahsedeceğim. Onun için gelmiyorum. Sürü simülatörleri var. Bu da buralarda olması lazım diye biliyorum. Eğer varsa bundan bahsetmeyiz. Gözüme çarpan mesela kar mekanik var 2018 ol olmasına rağmen ee, yine deneme fırsatı bulduğum kafayı çizdiğim oyunlardan biridir bildiğiniz oyunu şey e, arabayı topluyorsunuz yani biraz araba bilgisi de lazım. Ee, gerçi oyunun içinde öğret öğreticileri çok iyi ee, ama o zorlandığınız araba toplama işini arabayı e, sahaya çıkardığınız zaman yola çıkardığınız zaman kullandığınız zaman ki başarmışlık hissi çok hoş bir his olmuş. Onu hissettirmeleri e, çünkü zorlandıktan sonra ya ee, yes falan yaptığınız zaman e, 11.47'ye çok iyi güzel olabilir. Mordu var burada Battle Royale'de eğer gelmezsek bahsederiz. Şey, geri döner bahsederiz orada açmamışsam eğer. Dark Stungeon'dan bahsedebiliriz. Sıra tabanlı e, çok güzel oyunlardan biridir. Sıra tabanlı savaş diye e, etiketlerinde görüyorsunuz. E, türünün öncülerinden olmasa da e, iyilerinden biridir. Ama Darkest Dungeon çıktıktan sonra ve güzel satış rakamları yakalayıp güzel yorumlar yaptık, aldıktan sonra bunun taklitleri çok çıktı. Hatta birebir aynısı taklitleri falan çıktı. Onlar tabii ki başarılı olamadılar. Darkest Dungeon sabır isteyen e, gelişmesi biraz zor bir oyun ama e, tutturduğunuz zaman e, oyuna hakim olabildiğiniz zaman çok keyif alacağınıza eminim. Onun yanında Book of Dem Demons var. E, geçen senenin sonlarında çıkmış e, bir oyun. E, hack and Slash tarzı değişik bir tarzı var Hack and slash ama e, güzel şirin şirin demeyeyim de hani e, ne derler buna biraz daha renkli bir e, tarzı var ama güzel bir oyun. Atlas mesela çıktı <laughs> çok çok üzülüyorum çıktığında büyük umutlarla gelen ama e, Tam bir hayal kırıklığı olan bir oyun. Sadece göstereyim istedim. 8 TL'ye düşmüş. Ben olsam 1 lira bile vermem. Öne çıkan seriler var burada. Bunların hepsinden kısa kısa yukarıda açtım. Yani bazılarından bahsedeceğim. Mesela Europa Universalis hiç değişmeyen fiyatlardan biridir. İleride mesela şey var. Civilization var. Bu ikisi aynı. Ee, ama Universalis tabi daha ucuza satılıyor ama bununla bitmiyor maalesef işte üniversitesi 14.75'e alıyorsunuz yanında dlc'leri var o dlc'leri almazsanız e, azami keyif alamıyorsunuz çünkü hani ottoman mesela içinde yok yanlış hatırlamıyorsam birçok ırk yok içinde yani bu baz haliyle sadece avrupada mı geçiyordu bu baz haliyle evet yani orta avrupa işte kavimler göçü sonrasında oluşmuş coğrafyanın içinde geçiyor. Ee, onun içinde hani bütün ırklar yok oynayamıyorsunuz ya da özellikleri yok artı özellikleri falan alamadığınız gibi için bu e, bundan keyif alamaz mıyım alırsınız tabii ki ama bence bu tarz oyunlar her şeyi içinde barındıran e, paketleriyle oynanması gerekiyor ileride mesela e, şurada Civilization var mesela Civilization 6 da var bende ama ee, dediğim gibi tam keyif alamıyorum çünkü bütün şeyleri yok. Ama hemen altında 63 liraya satılıyor. E ee, Civilization 5 var. Ben gerçi 45 liraya aldım. Daha ucuz olmalıydı bu oyun. Ee, bu komple paketi alıyorsunuz. Ben ben Civilization 5 ne zaman başlasam bir oyun saatlerce sürüyor. Arkadaşı arkadaşımla oynadım. 3 ee, gün falan sürdü oyun. Yine biz yani kısa sürdük yani. Bir hafta süren, bir ay süren oyunlar var. Ee, çok keyif alıyorum ben saatlerce oynamama rağmen. Çünkü bu Complete Edition mantığı e, bu oyunu tam olarak tarif eden bir olay. Onun için yani 54, a 54 liraya düşmüş lan filan niye <laughs> aldanmayın Civilization 6 için. Zaten biraz da grafiklerini değiştirmişler. Çok ben beğenmedim, beğenmedim. Evet bir sürü burada şeylerimiz olacak. Ee, Uplay'ın oyunları vardı arada. Onlardan da zaten birazdan şeyde bahsedeceğim. 6H'den bahsederken. E, evet bence indirimlerin en baba olayı bu. 46 liraya düşen e, ciriz. Ondan da bahsedeceğiz. Bu oyunlardan çoğundan ileride bahsedeceğim. E, şu pencerelerde. Pencerelere aldanmayın. Kısa kısa geçeceğim hepsini. E, daha fazlasına göz atın dediği de burada. işte şeyler var. Türler var. Onlara da ayrıca sırf o türün yani nedir? Suç oyunlarının olduğu bir pencere size açıyor. Göstereceğim. En çok satanlar bu değişmeyecektir çünkü en çok satanlar belki birkaç tane aralarından değişir. Burada Destiny var, kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Sırf yani ücretsiz zaten. Yani onun için söylemiyorum da biraz boyutu yüksektir. Yani boyutuna aldanmayın. Arkadaşınız da varsa yanınızda bununla beraber oynayabileceğiniz sizinle beraber oynayabileceğiniz bunu kuracak. Onun da onu da kafalayın beraber bu oyunu oynayın gerçekten en az iki kişi üç kişi çok keyif alacağınıza eminim ki ben hala çok keyif alarak oynuyorum ee, bana humble bundle paketinden gelmişti yani ücret ödeyerek ya tamamını ücret ödemiş olmuyorum ama 12 dolarlık humble bundle paketinden gelmişti içinden çıkmıştı ee, ona rağmen ee gocunmuyorum yani şu an ücretsiz olsa da çok çünkü çok keyif aldım Destiny 2'yi oynarken. Her ne kadar çok çok süper yorumlar almamış olsa da. Ee, evet buradan canlı yayınlar bilmem ne zart tut. Bunları geçelim. Evet demin dediğim gibi gizem oyunları tanıtılıyordu demin. Ee, onu geçmiş Battle Royale oyunlarını tanıtmış. Orada olsaydı gösterecek göstermek istiyordum size. Sherlock Holmes oyunları var orada. Bundan iki önceki, bundan bir önceki oyunda, ondan önceki oyun, yani iki önceki oyunu tanıtıyor aslında. Eee birisi 4.60'a satılıyordu. Öteki de 8 küsürlerdeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya onlara da bakılabilir ama benim tavsiye edeceğim gerçekten en güzel Sherlock Holmes oyunu Devil's Daughter. Türkçe arayüzü de var, Türkçe alt yazısı da var. hem oynanışı çok güzel hem de bu Sherlock Holmes'ün o dedektiflik özelliklerini çok güzel bir şekilde oyuna yansıttıkları muazzam bir oyun olmuş. Ben yayın, Twitch'te yayın yaptığım zamanlarda bunu oynuyordum ama devamını getiremedim bir türlü maalesef. Ee, belki kısmet olursa ileride bir inci, şey e, seri halinde çekeriz böyle boş vakit bulursak. Dediğim gibi 15 TL'ye satılıyor. Müthiş bir fiyat. Ee, bundan önce e, 2019'un başında 11-25'e düşmüş. Evet olabilir ama arada çok büyük bir fark yok 15 TL değer bu oyuna gerçekten değer ee, kesinlikle değer yüzde yüz değer alın yani televizyonda remote play e, özelliğiyle de oynanabiliyormuş bu arada bunun dışında hani onun o Sherlock Holmes dışında gizem dediğim zaman benim aklıma genelde Hidden Object taktığın nesne point and click oyunları geliyor ve onun en güzel öncülerinden biri Room ben 1 ile 2'yi oynadım 3'ün çıktığını fark etmemişim. Bunu görmem çok hoşuma gitti benim. Buna da bakacağım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim oyunlardan biridir. Fiyatı da çok cüzi olması lazım. 5.75'miş. VR'ı bile çıkmış. Bak. Yani tutulan bir oyun. Gerçekten zaten buradaki son derece olumlu yorumlarını da görebilirsiniz. Genelde az yorumlar karışık falan olur ya da çok olumlu olur yani fazla. Az yorum almasına rağmen %96 kadarı olumlu yorum yapmış. Yani 2000... Ne diyor? 2995 yorumdan. Yine tavsiye edeceğim bir oyundur. Evet Steam ödüllerine gelelim. Steam ödülleri yılın oyun ödülü, yılın VR oyun ödülü, aşk ile devam ettirilen ödülü, arkadaşlarla daha zevkli ödülü, en yenilikçi oynanış ödülü, zengin hikayeye sahip üstün oyun ödülü, kötü olduğunuz en iyi oyunlar ödülü ilginç bir kategori olmuş. Ee, oyunlar bazen sahip olduğunu düşündüğümüz bütün duvarları yıkabiliyor. Bilmem ne. Anladığım şey değil galiba. Üstün görsel stil ödülü. Bu ikisi yeni gelmiş. Bunları görmemiştim daha önce. Bu e, aday gösterme zımbırtılarından sadece aşk ile devam ettirilen kısmında eski bir oyunu e, ...aday gösterebiliyorsunuz. Mesela GTA kazanmıştı bunu geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun dışındakilerin hepsinin 2019'da çıkmış olması lazım. Mesela işte yılın oyununu açtığınız zaman 2019 yılında çıkmış. Bunlar gerçi benim oynadığım oyunlar onun için bana gösteriyor. Size başka oyunlar çıkacaktır. Ya da buraya işte başka bir oyun Assassin's Creed yazacaktım neredeyse. Geçen yılın kazananı galiba. Ee, onu şey yapabiliyorsunuz. Bir de şu arkadaki wallpaper'ları sayfanın en altından alabiliyorsunuz. Zaten size kazandırdığı bu ödüllerin <laughs> çok özür dilerim tekrardan. Ee, bu ödüller, ödül töreninin size yararı sadece işte buradaki wallpaper'lar 25 TP tecrübe puanı her bir rozet için şu rozetlerden bahsediyor. Ee, yani her bir görevi tamamladığınız zaman bu rozet. Birinci görevi tamamladım bu rozet. İkisini tamamladım bu rozet geliyor gibi. E, Görevler de çok zor değil yani bir aday göstereceksiniz bütün hepsini aday göstereceksiniz aday gösterdiğiniz bir oyun oynayacaksınız ya da aday gösterdiğiniz şey son olarak da aday gösterdiğiniz bir oyunu inceleyecek ya da daha önce incelemesi varsa bunu güncelleyeceksiniz. Yani Güncellemesi istediği de altına bir not düşersiniz hani işte bu oyunu bu oyunun e, ürün görsel stili ödülü alacağını düşünüyorum falan gibi güncelleyebilirsiniz. Dediğim gibi rozet. 25 tecrübe puanı, tecrübe puanı da e, profilinizin levelini arttırmak için ama güzel şeyler var burada. E, girdiğiniz zaman mesela şurada arkada açılıyor, Heh, şunun gibi. Arkadaki o wallpaperları, e, arka plandaki şunları wallpaper olarak alabiliyorsunuz eğer isterseniz. Geçelim hemen Gears'a. Bence e, bu indirimlerin en güzel olayı budur. Gears 5'tir yani ee, çok güzel bir fiyata satılıyor Windows'un kendi Microsoft'un storesinde 225 liraya satılan oyun zaten burada 92 liraya satılıyordu Şimdi de %50 indirimle 46 liraya düşmüş müthiş bir fiyat hatta Ultimate Edition'ı alırsanız şu aşağıda gördüğünüz skin paketini terminatörü falan açmak isterseniz 65-45 ödeyerek de sahip olabiliyorsunuz ama hani ben yine Xbox Game Pass'ten de bahsetmek istiyorum 46 liraya bunu vereceğinize 15 TL'ye aylık ücret olsa da sadece denemek için bir ay alırsınız mesela Gears'ı oynayabilirsiniz ama Steam dediğim gibi Steam indirimlerinin olayı en güzel en bomba olayı Gears 5'in 46 liraya satılmasıdır ama ben alacağım bende dursun diyorsanız o başka ama şeyi de hatırlatmak istiyorum yine başka platformların oyunlarını o platformdan alın çok fiyat farkı yoksa onun içinde e, alamayacağınız için yani alamayacağınız aşağılamak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın 225 TL verecek kadar ki, e, şey olmadığınız için düş, diye düşünüyorum. E, buradan gelip 46'ya almak isteyeceksiniz ama ben tavsiyemi yaptım Xbox Game Pass alırsınız 1 ay 2 ay ya da 1 e, ayda bitirilir bu oyun. 1 ay çok bir, uzun bir süre ya çok evet, tatmin edici bir uzunluğu var şeyin de. E, ne derler. Ee, senaryosunun duraksadım resmen. Şuradan How Long to Beat şeyi yokmuş. Ee, verisi. Bu How Long to Beat, ne kadar uzun sürdüğünü gösteriyor. Evet, e, ekstralarıyla falan her şeyle bitirmek isterseniz 20 saat sürüyormuş oyun. Ee, yani dediğim gibi bir ayda yaya yaya bitirilir. Onun için 15 TL'ye oynamak için şu fiyatı bile es geçip ama dediğim gibi ben Steam kütüphaneme e, eklemek istiyorum derseniz müthiş bir fiyat. Kaçırmayın. Evet. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'den bahsedeceğim demiştim ama bahsedilecek bir oyun değil tabii ki. O değil olayımız. E, i̇lk söyleyeceğim şey e, Uplay'den gelen oyunları Mümkünse e, daha uygun fiyatlı oluyor bence. Bu mesela e, çok boktan bir cümle yaptım ya. Mümkünse UPlay'den satın alın. Neden böyle diyorum? Çünkü çok ba fazla bak oluyor. Steam'le aradaki portla portla e, nasıl bir port edilmişlik hali varsa bilmiyorum. Yani nasıl bir sistem varsa aralarında. E, mesela arkadaşım Division 2 çıkmadan önce geçen sene e, şey almıştı. Division almıştı normal ve çok güzel fiyat almıştı. Yine bu 40'lara falan düşmüştü oyun. Dedik ki al beraber oynarız. Adam bir dakika açamadı oyunu. Öyle bir bug'dan bahsediyorum. Yani bu arızanın ötesi glitch falan değil bu yani. Ben mesela Ezio serisini almıştım daha önce çok önceki zamanlarda ama e, çok güzel fiyata bulmuştum. Ulan dedim süper fiyat ve Uplay'de o zamanlar şimdiki gibi ee, insaflı indirimler yapmıyor. Mesela UPlay'den de bahsetmek istiyorum. Ondan da bir video çekmek istiyorum. Yine Xbox Game Pass'in videosunu çekmek istediğim gibi. Eee UPlay dediğim gibi insaflı indirimler yapmadan önce ben dedim ki lan bu Ezio serisini alayım. Üçü de baklı mesela. Üçünün de sonu bitmiyor. Ya yani bu tam bir saçbaşlı olacak şey gibi bir durum. O düşünün yani sonuna kadar oynuyorsunuz ve oyun bitmiyor. Onun için hani böyle durumlarla karşılaşmak için tabii Tabii ki şey demiyorum, Yani hiç problemle karşılaşmamışlar da olabilir ama alttaki yorumlarda bug olayına çok fazla değinen ve bugisoft bugisoft diye <laughs> dalga geçen yorumlar falan var. Bakabilirsiniz, burada göstermeyeceğim. Onun için e, bence e, şu da var, hemen geri açayım. E, bence Uplay'den alın, zaten daha ucuz. Şuradan açmıştım ben. Gördüğünüz gibi 35-60'a satılıyor. Burada 41.19. Deluxe paketi 61 60. Burada 54 lira. Şu iki paketinde de delik şey gold'la aralarında eee 5 er lira fark var. Çok fazla fark yok gerçi ama düşük bir meblağ arıyorsanız bence gidip Uplay üzerinden hiç yani onun oynanması gereken platform üzerinden alıp daha ucuz fiyata almanızı tavsiye ederim. Prey çok güzel bir fiyata satılıyor arkadaşlar. 28.74 müthiş bir fiyat. Ben istek listeme niye eklememişim bunu? Ben bunu alacağım mesela bu fiyata. Ee, bitiremediğim oyunlardan biri. Ee, <laughs> Steam'de yoktu nasıl bitiremiyorsun filan demeyin. Ee, malum yollardan bitiremediğim oyunlardan biri. Ee, hiç yalan söylemeyeceğim. O zamanlar param yoktu alamamıştım. Ee, şimdiki fiyatıyla tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. Yani e... niye durdum bilmiyorum. E... <laughs> 28.74 çok, çok güzel bir fiyat olmuş. E, hatta bunun deluxe paketi de var galiba. Önceki oyun olması lazım benim bildiğim bu deluxe paketin içinde değil mi? Yok. Ha doğru Crash bir tane ekstra bir bölümler eklenen e... bir paketi daha var. Onunla beraber 50 liraya geliyor. O belki fazla gelebilir ama 28 e, 28.74 çok güzel bir fiyat olmuş. Hatta Dishonored 2 ile beraber 46.56'ya gelen bir fiyatı da var. E, paketi de var. Ama e sırf oyunu bile alsanız çok keyif alacağınıza eminim. How long the beat? E evet bu sefer gelmiş. Tam Tamamlayıcı olarak yani her şeyini bokunu çıkarana kadar oynasanız 43 saat oynanıyormuş. Çok doyurucu bir süre. Ya bildiğin korsan oyun oynadığımı söyledim ya. Çok kötü oldu bu. Kendimden utanıyorum şu an. Neyse devam edelim. This Dark Souls serisi güzel fiyatlarla satılıyor. Dediğim gibi buraları böyle biraz daha şey geçeceğim, yüzeysel geçeceğim. Remastered bakın çok güzel fiyata düşmüş. Çünkü Japonlar baya bir kıllık yapıp bu oyunu 119 TL'ye çıkarmışlardı. Eğer elinizde birinci oyundan varsa 50 indirimle alabiliyordunuz ama. Hani olması gereken bir fiyat bu kardeşim. Ne kadar remastered yaparsan yap. Bu oyun çok eski bir oyun. Yani 110, 120 liradan satılmaz. 2 yine çok güzel fiyata satılıyor. Bende 1 e, bir var, 3 var, 2 yok. Oradan zaten o belli oluyordur renginden. E, Deluxe değil de normali var tabi bende. O da çok güzel fiyata inmiş. Tercih edilebilir. Shadow Warrior yine tavsiye edebileceğim. First Person oyunlarından biridir. Kılıç da kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir samurayı <laughs> Samuray değil, değil mi? Bunu? Ninja mıydı yoksa? İkisinden biri kılıç kullanıyor. Ninja'dır diye tahmin ediyorum. Ya da Samuray'dır. Ya da Ninja'dır. Ya da Ninja Samuray'dır. Tamam mı? yani Ninja Samuray bir karakteri yönetiyorsunuz. Ve keyif, çok keyifli bir oyun. Fiyatlar da çok güzel. ikisi de aynı fiyata düşmüş. Biri de, ikiyi de kesinlikle tavsiye ederim fiyatlara bakılabilir. Sniper Elite e, demin e, bilmiyorum karşılaştık mı? Ghost Re şey Ghost Warrior serisine nazaran daha çok sevdiğim bir seri. E, ve complete pe paket olarak 17-25'e satılıyor. Ben çok çok üst bir rakama almıştım. Ama almıştım yani. Şu an e, 2'nin yeni remastered eklenmiş gerçi. E, ben remastered'ı almadım. 2'yi zaten çok önceleri bitirdiğim için e, tekrar almayayım dedim ama Hani serinin iyilerindendir. 3 ile 4 seri dedim. seri çalıştı. <laughs> e, tek tek düşündüğünüz zaman filan fiyatlar o kadar iyi olmasa da e, paket olarak baktığım zaman çok güzel bir fiyata satılıyor. Ben oyunları bu şekilde aldığım için belki sezon pastlarını alırım. O da hani skinleri çok hoşuma gittiği için böyle çöl e, skini filan var. Çöl savaşı skini filan var. Şeyleri sniperların üzerinde. Ve e, düşmanları vurduğunuz zaman iskelet görüntüsünü filan gözükmesi İçinden ee, içinden bakarsınız siz onları. Çok hoş bir görüntü. Be Borderlands bence e, Steam kullanan herkesin e, kütüphanesinde olması gereken bir oyun. Tamam 3'ü almadım ben daha ama 1, e, 2, e, Presquel yine e, bu sezon pasta beraber gözüktüğü için bende gözükmüyormuş gibi oluyor yeşil gözüküyor. E, bunun da çok komik bir rakamı almıştım denk gelmişti. Mesela Handsome Collection geçenlerde 13 liraya düşmüştü. Yine düşecektir büyük ihtimalle de. Ee, Game of the Year 12.98. Bütün DLC'leri içinde paket. Yine e, Game of the Year Borderlands gerçi 86 diyor. Ee, bu çok daha düşük fiyata düşmüştü. Niye bu kadar yüksek fiyat bilmiyorum. Bunu geçelim. Sallayın bunu. Evet böyle ikinin şeyi paketi bu. Bir, bir de var mı içinde bunun? Yok. Ensim sim Collection bende olduğu için fiyatını göremiyoruz şu an. Onun için gösteremiyorum size. Niye öyle oldu? Niye öyle oldu? Neyse geçelim. Ee, dedim ki hani 2 mesela 12.98 bir de bu fiyatlarda satılıyordu. Burada bir fiyat yanlışlığı var. Bilemiyorum. Ama e, indiği zaman bir de alınabilir, iki de, bir de çok keyifli oyunlardır. Preskuel o kadar keyifli olmasa da e, oynanabilir bir oyundur. Sezon pasını bilmediğim için hani normal oyun alınabilir. Ama bir ile iki kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani her Steam kullanıcısının e, kütüphanesinde olması gereken oyunlardan biridir diye düşünüyorum. E, Shadow of mordorla Shadow of War çok güzel fiyatlara satılıyor ama çok salakça bir şekilde Shadow of War daha düşük bir fiyata satılıyor. Ama tabii ki Mordor kötü bir oyun değil. Yabana atılacak bir oyun değil ama Shadow of War ondan çok çok daha güzel bir oyun. Ama zorlayıcı bir oyun. Onu söylemek gerekir. Hani saç baş yoldurabilir. O derecede zorluğu olan bir oyun. Ama keyif alamaz mısınız? Tabii ki alırsınız. Ama şu fiyat farkı biraz düşündürücüymüş. Ben sadece şunu Fiyatını gördüğüm için buraya listeye almıştım yani pencereleri açmıştım bu fiyatı görmemişim kötü olmuş e, talihsizlik olmuş yani şimdi eski eski oyun yeni oyundan yeni e, pahalıya satılmamalı demin Borderlands'te gördüğümüz gibi Onu da ben kaçırmışım keşke e, onları şey almasaydım evet e, Dark Siders yine çok güzel e, serilerden biridir hatta franchise set olarak satılıyor galiba. 91 liraya çok güzel bir fiyat olarak bakabiliriz. War Mastered, Edition. Bunlar hep e, Dark Darksiders 1 ile 2'nin. 3 beraberinde. 3'ün dijital ekstra paketiyle bir de soundtrack koymuşlar. Güzel müzikleri olduğu için 2'nin. Hepsi 91 liraya güzel bir fiyata satılıyor ama hani tek tek de satın alabilirsiniz. Hani bu oyunu beğenir miyim diye düşünüyorsanız şöyle yapılabilir. Dark Siders mesela şu birincisi ikincisi alınabilir. Çok bayağı uzun 20 saat 30 saat oynanma süreleri var. Çok uzun. Hatta yani komple completion tarzında bitirmek isterseniz bu 40-45 saate kadar çıkıyor. Çok uzun sürede oyun süreleri var. Bu fiyatı da müthiş yani o oyun süreleri tavsiye edebileceğim. Oyunlardan biri. Mortal Kombat e, gariptir. Hep e, güzel fiyatlara çıkıyor. X de güzel fiyata çıktı. E, ondan önce Complete Edition güzel fiyata çıkmıştı. 11 çok güzel fiyata çıktı ve şu anda da 50 indirimle 51 liraya satılıyor. X Launch zaten e, söylemeye gerek yok. Yani X Launch e, tanım zaten belli oluyor. Bütün DLC'ler içinde olan bir paket. 35 liraya satılıyor ama o ben sadece bu oyunu almak isterim. dersen 20 lira. Çok kaliteli oyunlar. Mesela e, bu üç oyununda kendi arcade bölümleri, şey pardon, hikaye bölümleri var. E, hikaye bölümleriyle de oynanabildiği için size arcade dövüşün yanında hikaye moduyla da tabi orada da dövüşüyorsunuz yine ama hikaye işleme tarzıyla keyifli anlar geçirecek bir oyundur. 30 dakikayı geçtik bu arada. Biraz uzayacak herhalde. video için hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Tomb Raider serisi yine e, yabana atılmayacak bir seri. Burada eski oyunlar da var. Hani ben e, bir tek şunu almamışım. O da 4 kişilik co olduğu için herhalde. Şunu arkadaşımla oynamıştım beraber. Aynı bilgisayardan, eşli ekrandan. Mesela bu Remote Play özelliği var mı? Evet Remote Play Together gelmiş. Çünkü iki kişi aynı oyunda oynayabiliyorsunuz. Ee, ben biraz şey yapmak istedim böyle. Ne derler? Koleksiyon yapmak istediğim için aldım bu oyunları. Yani 1.82, 1.82. Yoksa yani oynanabilirliği yok bu oyunların artık yeni şeylerde. Onlar onun için çok üstüne durmayacağım. Hani şu son oyunlar belki oynanabilir. Underworld, Anniversary falan diye ama. Yeni seri tabii ki en <laughs> en çok göze çarpacak seridir. Ve fiyatları ilk iki oyunun e, çok güzel fiyatları satılıyor. E, Rise of Tomb Raider zaten e, 20. yıl şerefine büyük benim bildiğim bütün DLC'leriyle ile beraber satılıyor olması lazımdı. Niye yüklemedin? E, evet 20. yıl koleksiyonu 13.35 13.35'e satılıyor. Üstüne açmışım. Evet, 13.35 Burada normal oyun gibi gözükmesin. 20. yıl koleksiy koleksiyonu olarak satılıyor. Bütün DLC'ler içinde satılıyor. Onun için çok güzel bir fiyat. 5.24 ilk oyun için de çok güzel bir fiyat. Ee, yeni oyunda <laughs> güzel bir fiyata satılıyordu. Ama niye göstermedi bana? Ha, demosunu da koymuşlar. Denemeniz için. 80 liraya düşmüş. Definitive Edition bu da düşen. Bunun normal fiyatı niye yok? Ee, evet, yo, Definitif bu hala. Normal oyunu kaldırmışlar, ilginç bir şekilde. İlginç. 57 oyunun içinde olduğu paket 49, 57 ürünün olduğu, pardon, içinde 59 liraya satılıyor. Bu da tercih sebebi. Tabi Lara Croft Go da var. Burada. Ee, i̇lginç bir oyundur. Bunun aynısı e, Hitman var, oradan bakılabilir şey sıra tabanlı ilerlediğiniz bir oyun. Witcher her zaman e, indirim zamanlarının incisidir. 22.49'a e, 22. düşmüş Game of the Year yani DLC'leri içinde olan versiyon süper bir fiyat. Sadece elinizde Witcher varsa 19.99'a da onu genişletebiliyorsunuz. Bir de bu üçünün içinde olduğu bir paket olması lazım. Şu iki oyunla ilgili çok fazla bilgim yok. E, ama e, birincisini de çok Beğenmedim açıkçası ama 2-3 ve hepsi zaten Türkçe galiba oldu. E, çok keyifle Türkçe olarak oynanabilecek ve e, süper bir fiyata alabileceğiniz bomba oyunlardan biridir. Hala da sözü geçer. Sherlock Holmes'tan bahsetmiştim. Burada şeyi açı, açmışım. E, şu çok eski olan oyunları hiçbir şey diyemiyorum açıkçası ama e, şuradan başlarsak e, Crimes Punishment e, Testament Of Sherlock Holmes yine işte çok güzel e, oyunlardır 2012, 2009 bunu bile sayabiliriz çok güzel zaten fiyatı satılıyor. hepsi çok güzel fiyat sattı yani Sherlock Holmes oyunlarını kesinlikle tavsiye ediyorum ama şu son iki oyunu özellikle tavsiye ediyorum hatta e, Devil's Daughter'ı dediğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka değerlendirin F1 oyunları çok güzel fiyatlara indi e, daha önce yüksek Biraz yüksek fiyatlara satılıyordu ama hani 2018 ben bunları almamışım diğerleri bende var. işte 6 lira 6 lira 7.75 12.75 14.75 böyle gidiyor. Çok güzel fiyatlar. Ee, 2018 23 2019 49 yeni bir oyun olmasına rağmen süper fiyatı satılıyor. Hatta 2019'un içinde olmadığı paketi şöyle bir fiyata da alabiliyorsunuz. Demek ki bu güzel bir fırsat olmuş. Geçiyoruz. Arkam oyunları da demin Borderlands'tan bahsettiğim zaman Arkam oyunları diyorum. Batman oyunları da e, Borderlands'tan bahsederken bahsettiğim gibi yine kütüphanenizde olması gereken bir seri olduğunu düşünüyorum. Ve çok da cüzi rakamlara satılıyor. Gördüğünüz gibi 775. Hem de Game of the Year Edition. Yine Game of the Year Edition. 775. Arkham Origins. Blackgate iki boyutlu bir oyun olmasına rağmen çok güzeldir yine de. E, Premium Edition'ı e, eskiden de bu fiyata satılıyordu. Ben bu fiyata almıştım. Ama koleksiyon olarak alın. Daha iyi olsun mesela derseniz. Ama Premium almamış oluyorsunuz. O, o, tercih meselesi tabii ki. Hani ben tek tek aldım hepsini. Premium'un da aldım sonradan. Arkam e, Arkham Knight'ın. Bunu da kapatalım. Doom. E, burada burada Yeni çıkacak Eternal var. Fiyatı çok uçuk. Hiç bahsetmeyeceğim ondan. Bahsetme gereği duymuyorum. Çok güzel bir oyun olabilir ama çok uçuk bir fiyat. Burada bir önceki Doom'dan bahsedeceğim. 30 liraya satılıyor. Çok güzel bir hikayesi, çok güzel bir multiplayeri var. Deathmatch modu eğer arkadaşlarınız da varsa onlara da aldırın. Ya da olmayanları aldırın. Belki de almışsınızdır. Kesin zaten çoğunuzun aldığını düşünüyorum. Ee, arkadaşlarla ben de oynayacağım bunu, ee, bir tane almayan arkadaşımız vardı kafasına vura vura aldıracağız. Ee, çok güzel dediğim gibi deathmatch moduyla keyif alınabilecek süper bir oyun. Alınabilir. 3. Ee, evet biraz eski bir oyun ama bakmak isterseniz alabilirsiniz. Eski oyunları da yine e, çok cüzi rakamlara satıyorlar bir e, ikiden daha güzel bir oyun olduğu için biraz daha yüksek fiyatı satılmış. Zaten FPS oyunlarının atalarından biridir Doom. E, Saints of Saints Row e, oyunları da çok keyiflidir. E, mümkünse eğer alabiliyorsanız full paketlerini alın. Saints Row 2 tam olarak GTA ile şey yapmak için mücadele, et daha doğrusu e, onun karşısına çıkarılmış bir oyundu ama onunla yarışamadı tabii ki. Ondan sonra çıkan oyunlar mesela Saints Row 3 tamamen 2 ile alakasız bir şekilde çıktı. Yani çok ciddi bir oyundur. Bir çete oyunudur. Bu da bir çet oyundur ama o kadar absürt bir oyundur ki yani arada hiçbir benzerlik bulamazsınız. Ee, mesela 3'te ya da 4'teydi tam hatırlamıyorum. Ee, gitar şeklinde, o ork gitar şeklinde bir silahınız vardır. Onu çaldığınız zaman e, şeydeki sokaktaki insanlar dans etmeye falan başlar böyle. Silah güya. Yani çok absürt şeylerin oldu. Bundan sonra çıkan oyunların absürt e, bölümleri olduğunu söyleyebilirim. Ve fiyatları da çok güzeldi fiyatlar. E, gördüğünüz gibi hani third, e, evet, 4 evet. 4.50 ama bütün paketi ald aldığınız zaman 6 lira mesela. İşte 6 liraya satılıyor. Bütün derecelerle alıyorsunuz 7.75. Bulunmaz değil demiş yani bakın şu. ikinci resimde çıkacak. Herkesi dans ettiren silah Dead Island yine e, güzel fiyatlara satılan tercih edilebilir arkadaşlarınızla ve online olarak başka yabancı kişilerle oynayarak ilerleyebildiğiniz bir oyun tarzına sahip zombilerle hayatta kalma oyunu kısaca değinmek gerekirse çok uzayacak video, onun için bazı şeylerden bahsetmeyeceğim. Ben bunu kendim için açmıştım ama hani buradan bahsedebileceğim eski oyunlardan Republic Commando Lego oyunları e, bahsedile bahsedebilirim. Ee, Force, Unleashed yine e, şu iki oyunda kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan. E, bu oyun üzerine konuşmaya gerek yok. Çok yine pahalı çıkan ama muhteşem bir oyun bence. Ya yani bu bir Star Wars hayranı olarak belki biraz abartıyorum ama e, ilk indiriminde kütüphaneme eklemeye çalışacağım. Tabii ki ev, şeyden Access üzerinden eklemeye çalışacağım bir oyun olacak. Lego oyunları da yine çok keyiflidir. Star Wars oyunları yine burada geçiyor. Bazılarını ben almıştım. Lego Trilogy Pack olarak satılıyor. Güzel bir fiyata tek tek de satın alabilirsiniz. Lego oyunlarının tarzını hiç bozmadan sürdürmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu da oyunlardan. Ya yani Bunlar da o yeni oyunları da aynı şekilde devam eden oyunlar. Ee, çocuksu gözükebilir ama ben yine de seviyorum çok keyifli e, çok eğlenceli İçinde bir milyonlarca bir, yani milyonlarca demeyeyim de yüzlerce espri barındıran e, kendiyle dalga geçen orijinalleriyle dalga geçen genelde orijinalleriyle dalga geçen bir yapısı var onun için çok seviyorum e, bunlara da bakılabilir. Worms e, geçeyim Worms'u es, eski zamanlardan gelen bir şeyi hatırlatmak için istiyordum ama video çok uzadı. Burada Just Cause serisini görebiliyoruz. Çok komik rakamlara satılıyor. 1'i de 2'yi de 3'ü de kesinlikle tavsiye ederim ben. Hatta bu Sezon Pass, e, Expansion Pass ile beraber 3 alınabilir ama 4'ü almayın. Kesinlikle bence almayın. E, fiyat bile gözükmüyor. Niye böyle anlamadım. Hani 3 ile 4 hiç farkı yok. Yani bu kadar rezillik olur. Tamam daha güzel grafikler bilmem ne ama yenilik yok 4'te. Yani 4'e para vereceğinize 3'ü... Şöyle Expansion Pass beraber alsanız daha mantıklı olur. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Ee, Street Fighter'dan da bahsetmiştik herhalde. Life is Strange'den e, bahsetmek gerekirse bunu ilk oyunu komple sattıkları halde bunları parça parça satmış olmaları e, şeyi e, Before the Storm'u beni kıl eden şeylerden biridir. E, yani 2'nin İlk sadece bölümü için bir indirim var. O da saçmalığın Daniskası. Sadece bundan bahsetmek istemiştim. Almak isterseniz, oynamadıysanız eğer ilk episodu, şey ilk bölümü Life is Strange'in komplets sezon olarak alabilirsiniz. Çok güzel bir fiyata. Evet benim gibi anime hayranlarının seveceği türden. Ama yine dediğim gibi hani Japon animesini, mangasını, novelini falan çok seviyorum ama oyunlarına bir türlü alışamadım. Ee, arkadaşın kütüphanesinden denemiştim Naruto'yu. Onun için hiç almamaya karar verdim çünkü bir e, dövüşlerdeki o e, kıl bir yapısı e, neredeyse gamepad'imi <laughs> kırdırma aşamasına gelmişti. Ama türünü severleri için güzel indirimler e, olmuş. Daha önce çünkü indirimlere baktığım zaman genelde mesela e, iki yine eski oyun daha az indirimde şey da, daha yüksek indirimde olması lazım ama. Fiyatlar iyi yani. Ben hep baktığımda bu fiyatlar daha yüksek oluyordu. Genelde demek ki ana fiyatları düşürdüler. indirim fiyatları da daha düşük seviyelere inmiş gözüküyor. Jump Force'u ben çok tavsiye etmiyorum ama dediğim gibi türün seveni için güzel olabilir. Max Payne yine cüzi rakamları alabileceğiniz çok güzel serilerden biridir. 1 ile 2 eski olabilir ama... Bu bir efsanevi bir seridir bence ve çıkış noktasını görmek için denenebilir. E, eski oyunlar olduklarına bakmayın. E, keyif alabileceğinizi düşünüyorum ama tabii ki grafiklerini inceleyin ondan sonra şey yapın. E, 4 serisi e, yine çizgisinden şaşmayan e, rally oyunlarından biridir. Ama ben hani indirim oranını sadece 4'teki indirim oranını... yok bu da şey 2.0 da fena değilmiş. Bunu niye indirmemişler? Beğenmedim diyecektim. İndirim yapmamışlar meğersem. Değerlendirilebilir ama zor e, araba yarışlarından biridir. Niye? Çünkü simülasyondur. Arcade yapısı yoktur. Simülasyon yapısı vardır. Gerçekçidir. Yani yarış pistten çıktığınız zaman e, böyle metrelerce takla atarsınız. Arabanız perişan olur. Yarışı bitiremeyebilirsiniz gibi durumlar yaşayabildiğiniz. Tamamen gerçekçilik üzerine kurulmuş bir yarış e, ralli simülasyondur arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Yine anime severler için Dragon Ball serisi... Tabii ki Dragon Ball serisi benim için ilk seride bitmiştir. Bu büyük halinin bir sonlarına doğru gördüğümüz e, hali benim için bitmiştir. Ondan sonraki Dragon Ball Z ne kadar seyretmiş olsam da Fighter Z'yi seyretmedim. E, çok fazla dallanıp budaklanması benim hoşuma gitmediği için. Ee, ama e, oyunlarına bakılabilir. Hani e, fiyatlar fena gözükmüyor. Evet buradaki oyunlara da bakacağım demiştim. Onun için hızlıca geçiyorum. Çok uzadı çünkü. Yönetim oyunlarında e, Twitch yayıncılarının çok tercih ettiği son zamanlarda internet Kafe Simülatörü var. E, U-Bot bilmiyorum. İyi pizza, güzel pizza <laughs> salak bir ismi olan. Bu oyuna kesinlikle mesela para verilmemesi gereken oyunlardan biri. Gidin web browser'da pizza bilmem ne yazın bir tane oyun çıksın karşınıza bundan daha çok zevk alacağınıza eminim. Evet bir e, yine inşa oyunu bir e, bütün dünyayı böyle zehirli bir sis kaplıyor ve bunlar e, çok yüksek yerlere şehir kurmak zorunda kalıyorlar. Siz de o şehri düzenliyorsunuz tabii ki. Çok da ilginç grafikleri var. Not Guard e, İskandinav coğrafyasında geçen bir şey strateji e, inşa oyunu yine. FM yönetim oyunlarından gösterilebilir. Rook Like tarzı e, Demon Book of Demons'ı zaten söylemiştim. En başa dönelim. Sky Hill yine e, bir binanın en tepesinden en aşağı katına kadar inmeye çalıştığınız zombilerle savaşa savaşa iki e, alabileceğiniz en keyifli oyunlardan biri yani istisnasız. E, o bu tarzda yani. E, Rook Like başka Slide Spear e, şey var kart oyunu var yine çok ünlendi. Son zamanlarda, Distrust e, Long neydi o? Long Dark mıydı? Hayatta Kalma oyununun izometrik açılı versiyonu olarak görülebilir. Fiyatı çok hoş. E, i̇stek listemde benim de zaten yine alacağım oyunlardan biri olacak bu e, indirimlerde. Hemen geçiyoruz. E, hayatta Kalma ürünleri demiş. Neler var? Forest var, klasik zaten. Rust olur büyük ihtimalle. Offline çok üstünde e, durmadım. Subnitica evet. Yani sayılabilir hayatta kalma oyunu olarak. Ama hayatta kalma demin bahsettiğim o e, Long Dark e, çakması yani benzeri oyun dediğim bu daha e, Long Dark'a benzeyen bir oyun. E, yine izometrik üstten bakış olarak e, biraz daha kaliteli bir oyun tabii ki. Öteki oyun biraz daha acemice yapılmış. Bu tam e, olmuş dedirten bir oyun. Fiyatı da fena değil. İndirimi çok güzel. E, bu da e, yine radarıma takılan oyunlardan biri. Evet aksiyon rol yapma demiş. Bunu geçelim. Basit eğlencede en başta bunu koymasının neresi basit bu? Basit olsa bu olur. Parti oyunları genelde basit eğlence oyunları oluyor. İşte Human F Fall Flat deminki oyun gibi eee bu tarz oyunları e, basit eğlence olarak görebiliriz ve arkadaşlarınızla beraber çok keyif alarak oynayacağınız oyunlardan biridir. Bu oyunu basit eğlenceye koymuşlar. Allah belanızı versin sizin. E, çok güzel bir şehir kurma ve yönetim oyunudur. Tavsiye ederim. E, ekonomik olarak, e, şehri e, savunma olarak yine bir hayatta kalma bile e, denilebilir ama basit eğlence denmez. Hiçbir basitliği yoktur. Rol yapma oyunudur Stardew Valley. Basit eğlence değildir. Neyse. iyi pizzayı buraya da koymuşlar. Geçelim. Battle Royale'de burada göstereceğim bir oyun vardı. Hacı bu nedir ya? Bu nedir ya? Hentai Arena Battle Royale. Bu niye burada? Bakın fiyatı 1.05. İşte şu sebepten burada. Hatta şu sebepten burada. Şu sebepten burada. Şu sebepten burada yani. Aşağıda da da ee o bayıldım süper oyun hastası oldum diyen tabi yorumları da görebilirsiniz. Ayrıca e, görmek isteyenler için artı 18 peçi olduğunu da söylemek isterim. Onu yüklediğiniz zaman arada hiçbir şey kalmıyor. Geçelim. Gizlilik etiketine sahip oyunlar nelermiş? Stragion Tix var. E, fena bir korku oyun değil. Fiyatı da güzel. E, tif Simülatör var tabii ki. Gizlilik oyunu olarak Hitman Absolution'ı koymuşlar. Eskilerdendir ama. Ee, şu anda e sezon olarak Hitman satılıyor. Sezon 1, sezon 2, sezon 1 bende var, oynuyorum. Ee, çok da keyifli. Ee, farklı farklı yöntemlerle e hedeflerini indirmeniz falan çok hoş. Sıra tabanlı oyunlardan tavsiye edebileceğim. Burada geçelim, geçelim. Ee, işte Dota var sıra tabanlı. Ee, bir modunu aynı harita, aynı bir platform üzerinde bir board oyunu gibi yapmışlar. Oynaması ücretsiz. Dota sevenler bakabilirler zaten çoktan da bakmışlardır belki de. Burada sıra tabanlı oyunlarda tavsiye edebileceğim en güzel oyun White Lands 2 Directors Cut ee, izometrik açılı e, 2014'ün Game of the Year'ı seçilmiş çok müthiş bir oyundur. Üçüncüsü gelmek üzere o da güzel bir haber oldu bizim için. Hop hemen kapattım onu. Ee, yanlış şeyi kapatacağım. Hack'n de Mordo'yu tavsiye edebiliriz. Gizli ee, Çoklu, geniş, oy çok geniş ee, şeyde battle royale olarak düşünebiliriz. Ama e, şey düşünün, yani e, orta çağda geçen bir battle royale olarak düşünün. Çok keyifli olduğunu söylemişti arkadaşım. Ben deneme şansı bulmadım. Bulamadım henüz. E, çünkü her şeye para yetişmiyor maalesef ki. Rol yapma e, oyunlarında e, Children of Morta çok e, değişik bir yapısıyla yeni çıkan bir oyun ön plana çıkan oyunlardan biridir e, Hatta e, yine hayatta kalma şeylerinde ve e, hack hacklash e, tarzında da düşünülebilir bulmaca etiketinde e, bakabileceğimiz oyunlar Dark var çok metini duyduğum oyunlardan ama çok karanlık bir yapısı var zaten ismi de Dark. <laughs> Yani e, Room'dan bahsetmiştim. Tavsiye ediyorum. Suicide Guy bulmaca demiş. Machinarium tam bulmaca tarzında süper bir oyundur. Fiyatı da fena değil. Tavsiye edebileceğim oyunlardan. Macera etiketinde demin söylediğim oyun mesela burada göstermişler. Tavsiye ediyorum. Rust var. Ark. Sanırım bu. E, The Beast Inside. Children of Orta'ya gelmiş yine e, macera etiketi. Gears. İşte macera dediğiniz bu oyun aslında. Ee, Game Pass, Game Pass'tan olun, alın, boş verin burayı. Northgard varmış şehir kurma demin bahsetmiştik bunlardan geçelim. Araç kullanma, e, simülasyon oyunları. De, bunu en başta göstermiştim birkaç tanesini geçelim. Ya geçmeden önce e, yeni şeyi bu Euro hala çıkmadı. Ben merakla bekliyorum. Bu adamlar da ne zaman bu sayfaya girsem canlı yayın yapıyorlar arkadaş ya. Bu kadar mı boş vaktiniz var? Neydi o bizim bir de ülke e, Road to Black Sea hala çıkmamış. Ben de merakla bekliyorum hala. Çıksın da alayım diye. ilk derecesini alacağım. Platform oyunları e, da yeni çıkanlardan biri Hot incelemesini yapmak istiyorum. Keyini bekliyorum e, şeyden. Ne derler? Ee, yapımcısından gelirse test edeceğiz, gelmezse böyle bölüm bölüm bakacağız. Platform oyunlarından Insight kesinlikle denenmesi gereken bir oyun. Bir ara beleş verilmişti. Almayanlarınız varsa şanssızlık küsün. Ama e, bu parada gözden çıkarılır. Çok müthiş bir konusu var. E, hatta gizli e, bölümlerin olduğu yerler var oyunun içinde böyle sarı kabloları takip ederek bütün hepsini toplarsanız böyle küreler topluyorsunuz. Ee, ekstra sürprizli de bir sonu vardır. Ee, geçelim bunu. Geç bunu. Buradan inside'ı ve Hot tavsiye edebilirim platformda. Yarış etiketlerini geçelim çünkü yarış oynuyak ya. Şu yarış etiketi koymuşlar. Yarış oyunu yok. bu mu yarış oyunu? Bu mu yarış oyunu? Hadi bu yarış oyunu ama birbirini öldürmeye çalışıyorsun. Belki bir o car driving yarış oyunu. Mu? Bu yarış oyunu mu? Yarış oyunu mu? Yarış oyunu mu? Roketlik yarış oyunu mu? Çok ilginç ya. Dota'dan bahsetmeyelim. Çünkü fazla vaktim kalmadı. Çok fazla uzattık. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. 55'e kadar uzatmak istemiyordum ama çok fazla içerik koymuşum ben de. Sonlarını hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Videonun başında söylediğim gibi 20 TL, 10 TL ve 5 TL'lik indirimler bu videonun ardından en yakın zamanda kanalda olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir tekrar tekrar söylüyorum ama kusura bakmayın affınıza sığınarak bu videoyu paylaşacağım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.